ayarlayalım. Şimdi takın bakayım şapkanızı. Şapkalarınızı bir takın. Tamam. Birinci sınıftan değil mi? Birinci sınıftan evet. Her sınıf kendi ağacının başına. Hocam her sınıfta bu. Her sınıfta bu. Gelin buraya. Orman bir ülkenin en önemli doğallık zenginlik kaynağıdır. Evimizde kullandığımız birçok eşya, okulumuzdaki sıra, masa, pencere, kapı ağaçtan yapılmıştır. Ayrıca her gün kullandığımız kaya, orman pek çok hayvanın ev yuvası ve barındığı yerdir. Orman gittikçe atmosferi kirleyen dünyamızı aldığımız, göz zevkimizi tatmin ettiğimiz alanlardır. Dünyamızda yaşam başladığından beri pek canlı cansız varlıklar bir arada içte yaşayarak bir denge oluşturmuşlardır. Doğal denge etrafındaki boş topraklar meyvelik olmuştu. Bir gün bu meyvelikten geçerken birdenbire şoförüne dur dedi. Arabadan inerek orada bulunanlara burada bir iğdacı vardı. Ne oldu? Diye sordu. Onu da yok etmiş, fidanlar kesilmiş, dağı çöl etmiş. Durma artık fidan dikme zamanı. Ormandaki varlığa bak. Orman memleketin süsü, hem ufağı hem irisi. Her dalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak. Tertemiz bir hava dolar içine. Her yerine hoş kokar. Çiçek, reçine. Cıvıldaşır türlü kuşlar bir yanda. Buz gibi kaynaklar var ormanda. Fidana, fidana. Takın bakayım şapkanızı. Şapkalarınızı bir takın görelim bakalım. Yakışacak mı? Ayarlayalım arkasını. Bak arkadan ayarlıyor. Çabuk.
Herkes aldı mı? Ben Orman İşletme Müdürü Levent Tereoğlu. Bugün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü. Bu günü kutlamak için sizinle beraber olduk. Sizle beraber kutlamak için, fidan dikmek için, ağacın, yeşilin güzelliğini sizlerle paylaşmak için, sizlere öğretmek için. Size dağıttığımız kalemlerin uçlarına bakarsanız içlerinde tohumlar göreceksiniz. O tohumlar çam tohumları. Tamam mı? Onları güzelce muhafaza edin. Evinizin bir kenarına, bahçenize dikebilirsiniz. O tohumlar size bizden bugünün bir hatırası. Hepinize iyi günler, başarılar, mutluluklar dilerim. Şapkayı takmadım, tamam. Çok güzel. Hocam her sınıfta bu, her sınıfta bu. Hocam Şöyle. Yakışıklı. Allah
Fotoğrafta çekiyorum. Çekiyorsun değil mi? Çok güzel. Evet, 21 Mart itibariyle Orman Haftamızı kutluyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüz çok güzel bir organizasyon yapıyor bu dönemde. Biz her yıl bir köy okulunun veya bir okulumuzun bahçesine ağaçlandırma, onlara uygun bir bahçe yapmak derdini dedik. Bu sene de Akşabilgi Öğretim Okulumuz denk geldi. Burada güzel bir program yaptım. Sağ olsun hocalarımız, müdürlerimiz de güzel bir program yapmışlar burada. Onların da emeklerine sağlık diyorum. Beraber öğrencilerimize ağaçlarımızı diktik. Onlarla beraber vakit geçirdik. Güzel bir programdı. Ben hem Orman İşleri Müdürümüz hem buradaki öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Orman İşletme Müdürlüğü olarak öncelikle bu haftayla ilgili Kaymakam Bey bir bilgi verdik. Onun dışında bugün Akçabük ilk öğretim okulunda fidan dikme faaliyetimiz oldu. Öğrencilerimizle beraberdik. Gayet güzel anlar geçirdik. Onun dışında vatandaşlara ceviz, kestane fidanları dağıtacağız. Yaklaşık 1000 tane ceviz fidanı, 500 kestane, bir 500 kadar da fıstık camı dağıtacağız. Ve de bu hafta sonu gelir getirici tür kapsamında 3 sahamızda 4 hektar alanda 1200 adet cevizi toprakla buluşturacağız inşallah. Yani bu haftayı, ormancılık haftasını dolu dolu ağaç dikerek halkla beraber, insanlarımızla beraber geçirdik. Şehit aileleri için de herhalde bir okulun bahçesine. Tabii o da şöyle, o da bir denk geldi. 18 Mart'ın da bu hafta içerisinde olması münasebetiyle Türkiye'li ilçemizin 7 şehidi var. Bu 7 şehit anısına 7 tane ladin ağacını Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda dikmiş bulmaktayız. Aynı zamanda o okulumuzda müdür yardımcımız Mehtap Hanım ve zindan şefimiz Nesen Hanım bir sunu hazırladılar. Öğrencilerimize ormancılıkla ilgili gayet güzel bir sunu oldu. Yani bu şekilde faaliyetlerimizi yaptık. Türkiye'li işletmesi olarak şeflerimiz, ormancılarımız ve bütün personelimiz canla başla çalışmaktadırlar ve de bu ormancılık haftasını gayet güzel geçirdiğimize inanıyorum.